Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün çiftliğimizdesin. Evet hocam. Günlük rutin ne yaptığımızla alakalı bir video yapalım dedim. Yavrularımız şu an 75 günlükler. Göstereyim mi hocam yavruları? Tabii gösterebiliriz abi. Çok şey maşallah demeyi unutmayalım sadece. Aynen. Zaten çok şükür çamurun içinde der. Çok nazar değmez inşallah. İşte tepsilerine İnşallah. Hepsini beraber veriyoruz şu an zaten. İki tanesini kendimize ayırdık. Diğer ikisini zaten sahiplendirdik. Şu an 4 yavrumuz kaldı. Diğer ikisi gitti. Standart mamamızı kullanıyoruz. Kaninalarını yutturduk. Videodan önce. Gelişimi için. Dolapta da yaptığımız, anlatıyoruz zaten kolajen yapmayı. Kaninalarımıza göstermiş oldum. Burada kolajen dediğimiz dana ilikli kemikleri 24 saate yakın kaynatarak bu hale getiriyoruz. Onları alayım. Birkaç tanesini göstereyim size. Hocam bunlar kolajen mi oluyor? Kolajen abi, evet bunlar. Bunları şöyle pet bardaklara dolduruyoruz. Bakın bu jöle gibi. Dökülmez bu. Bu böyle kalır. Biz bunları... Hocam bunu nasıl yaptığını bize anlatabilir misin bir kısaca? İlikli kemikleri alıyoruz. Tüpümüz burada. Bak kazanımız orada. Onu da yapıyoruz zaten. Evet hocam. İlikli kemikleri kırıyoruz ikiye. Dana kemiklerini, büyükleri. Kemiklerin üstüne çıkacak kadar su dolduruyoruz bir kazan boyunca. Yarıya kadar kemiklerde su geçiyor. Altını açıyoruz. Kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynaktan sonra en kısa getiriyoruz. Tam 24 saat. 24 saat kaynıyorlar. Kaynadıktan sonra içinden ilikli kemikleri temizleyerek çıkartıyoruz. Sadece suyu kalıyor. Suyunu da böyle pet bardaklara dizip dolaba koyuyoruz. Günlük hayvanlara böyle veriyoruz. Ne için bu? Eklemlerin içindeki sıvıları, kolajen onun için zaten. Eklem gelişimi için. Doğal kanina diyebiliriz yani. Eklem destekleyici. Hayvanın gelişimi için. Aynı bizim bir yerimiz kırıldığında, ettiğinde ne yapıyoruz? Kelle paça içiyoruz. Evet. Ayak paça içiyoruz. Mesela onun gibi düşünün. Bu da direkt tedavisinde bunu kullanıyoruz. Şöyle hocam, onu karıştırıyorsunuz değil mi hocam? Evet, aynen. Bunları karıştırıyoruz. Şimdi buna bir iki tane daha koyacağım. Ha. Hocam mesela bu yani bunu hocam günlük mü veriyorsunuz? Günlük. Yavrularda da yani yetişkin köpekte de kullanılabilirler. Bunu günlük. Mesela hocam yarışmaya hazırlanan bir köpekler. Tabii yani her türlü yani bu zaten hanımlar bilir bunu zaten şeyde bile kullananlar var. Yani derisini güzelleştirmek, cildini güzelleştirmek hocam için mesela, direkt kolajen zaten bu. Aynen. Hocam ben de normalde iliği çok severim. Evet. Bazen kendi kendime de. Şunlar direkt ilik zaten. Evet. Bunları böyle hazırlayıp veriyoruz. Bir de hem boşa gitmesin diye hem de mecbur zaten su katıyoruz. Bunu yedirebilmek için. Onu kapatırsan abi sana zahmet. Maşallah hocam. Yani emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor hocam. Mecbur bunlar şöyle da... hocam ben şöyle... emeğin karşılığını göstereyim seyircilerimize. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Yavrularımız resmen bir aslan. Tabii hocam onun da ödülü bence sizden geçiyor. Yani, bu verdiğiniz emekten. Yani dev köpek beslemek istiyorum. Köpeklerim sağlıklı olsun. Hem büyük olsun hem de yani sakatlıkları olmasın diyorsa mecbur yani. %100 bu şekilde bakacağız. Hayvanlar da hem lezzetleniyor, şu elime bir tutayım abi. Tutma hocam. Hem lezzetleniyor, hayvanlar iştahla yiyor. Hem de kendileri için en faydalı şey. Mamaya ekstra verdiğimiz şey. Zaten mamadan alacaklarını alıyorlar. Bir de ekstra biz bazı günler buna yumurta da kırıyoruz. O şekilde devam ediyor. Bazı günler hocam çekiyorum. Zaten kaninasını veriyoruz. Da katıyor. Aynen. Tabii. Yani çok protein bu dönemde alması doğru değil. Yumurtayı biz haftada 1-2 gün veriyoruz bu dönemde. Çünkü protein çok gelişirse eklem bozmaya da aynı şekilde devam edecek. Kemikler gelişecek. Geliştiği için ayaklarda yine yamulma olacak. Gel bakayım, gel. Hocam hepsine bir tepsi yemek veriyoruz değil mi? Tamam, gel kızım, gel. Koş. Gelin bakın çocuklar, gelin. Gel. Yemekle çok şükür dövüşmüyor. Abi sen onlara bak, annesini alıp getireyim. Tamam hocam. Sen onları çek. Ben yorumlarımı yaptım. Yapıyorum hocam ben. Anneye getirdim ben. Anne dışarıda köpek var. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Hocamın yavrularım. Yani gerçekten
tank gibiler. İlla da şu. Şuna maşallah, subhanallah. Buradan arkadaşlar, hocam hayvanların ilk önce kannasını yutturdu. Sonra yavru köpek maması. Ve sonra kendi yaptığı kolajenli yedirdi. Mis gibi. Git oğlum, yemeğine git. Et yemeğine. Evet hocam. Şuna baksana. Sabahtan beri güleşiyiz. Hocam kılıç hakkında bize görüşlerinizi, bilgi şeylerinizi anlatır mısınız? Abi kılıç hakkında yorum yapmak yanlış. Annesi Deli Karo'nun kızı bu. Aynen. Babası Göksunlu Gürün var, Koyraz var. Koyraz'ın oğlu Gürün'ün yeğeni. Kana kan kattık diye zehiri zehir kattık dedikleri bu işte abi. Daha 12 aylık. Gücümüz yetmiyor. Allah sonumuzu hayır et. Amin hocam. Dışarı iki tane erkek köpek geldi, bir dedişi. Bahçenin dışında değil mi hocam? Telden atlayacak bıraksak. Telefonla video çeksin. Olmadı eklersin onu. Böyle abi işte, başka gelemiyor. Hocam gerçekten çok çılgın bir köpek. Annesiyle, bu da onun annesiyle bunu bırakacağım da bunlar da... Ben hiç bırakmayalım hocam. Bunlar da sakatlık çıkartabilir. Aynen. Durum böyle abi. Eniklerin yemini verdik ondan. Yediler sıra annesimize. Eniklerin annesi yine Deli Karo'nun kızı. Evet hocam maşallah. Babası Destan'ın oğlu. Babası Karo. Devran değil mi hocam? Evet. Destan oğlu Devran. Dedesi Karo. İkisi kardeşler zaten. Soldaki Devran'a çektik. Dişilerin annesi aslında bunun baba ile anne halası oluyor aslında, babasının kardeşi. Dişiler Destan'ın yuva babası zaten. Aynen öyle. Yani elimizdeki güzel soyu kaybetmeyelim diye aslında özünü almaya çalıştık. Anne baba direkt kardeş olmayınca, yani kardeşleri ya da anneyle babaya çekmediğimiz için akraba çiftleşmesi oldu ama gene çok yakın olmadığı için biz de ilk defa böyle bir şey yaptık. Normalde hiç akraba hocam, çiftleşmesi normalde yapmıyoruz. Önermiyoruz değil mi hocam? Önermiyorum da. Ama bunun annesi babası farklı, onun annesi babası farklı. Öyle kardeş bağı yok. Annesi babası değil. Onun için halası olduğu için biz bir nebze soyumuzun özünü alalım diye işin açı. Bunların annesi de çok kıymetli, babası da öyle. Onun anne babası öyle. Biz iki taraftan Karo. Bunun içinde Aksaray'ın Çakır'ı var, George var. Anneler Aksaray Çakır'ın kızı bunların. Ya evet. Soyun en iyi örneklerini alalım diye uğraştık. Çok şükür ki beklediğimiz, çiftleşmeden beklediğimiz yavrular çıktı. Onlar da damızlık katrımıza arkadaşlar. Şimdi hocam büyük köpeklerin yemek menüsüne geçti. Şöyle
kaplarını oradan tertemiz yıkadık. Bu şekilde arkadaşlar kuru mama veriyor. Bu dönem bunu veriyor. Hocam her zaman mamaların değişik değişik veriyor. Evet. Şimdi bunları adamlar, gelen arkadaşlar soruyor. Abi her gün böyle yıkıyor musun diye. Her gün yıkanıyor. Zaten her gün yıkanması bu temizlikte kalmaz. Aynen şöyle göstereyim şimdi hocam. Biz içine kolajen döktüğüm, yani et suyu döktüğümüz için ya da bazen yumurta kırıyoruz, kefir veriyoruz, süt veriyoruz, yoğurt veriyoruz. Onlar içinde sadece kuru mamada sadece toz pislik oluyor ama ya da kendi salyaları kalıyor. Ben sadece kuru mama versem bile günlük yıkıyorum. Niye? İçinde bir bak. Hocam bu ölçek kaç gram? Bu ölçek tam şöyle yaparsan abi. 0'a 0 ağzı düz iki tane böyle ölçüp koyuyorum. İki tane 800 gram, yani bir tanesi 400 gram. Ben tepeleme dolduruyorum. 1 kiloya denk geliyor. İki tanesi. Şöyle iki tane tepeleme aldığı kadar böyle tarttığım zaman tam 1 kilo. Erkeğe çok kilo olması istemediğimiz için 800 gram veriyoruz. Kardeşi Berivan'a da aynı şekilde. Diğer köpeklere de 600-700 gram, yani yetişkin köpeklere 700-800 gram civarı. Şöyle biraz daha eksik koyuyoruz. 700 grama tekabül ediyor. Rejime soktuğumuz hayvanlar var. Onlara daha az veriyoruz. Çünkü bu dönemde çok kilo aldılar. Biz bu dönemde kilo almalar istiyoruz ama yaza hazırlık olsun diye. Fazlası da yazın da atamıyorlar. Bu sefer yazın fazla kiloları daha beter nefes almasına, karaciğer yağlanmasına kadar gidiyor. Fazla koyduklarımız baştakiler. Bunlar onun. Gel abi. Bunları verelim. Hadi. Hadi. Hocam bu şekilde tertemiz yemeklerini verip çıkıyorsun değil mi? Evet, en sonra da sularını yıkıyoruz. Sularını verip çıkıyoruz abi. Yapma kızım, yapma aşkım, yapma. Yani abi bir köpek paletleri buraya kadar çeker mi? Bir hayvan eğilip çekebilirsen bak. Tavan yiyen köpek gördün mü abi ya? Paletin tavanını yedi ya. Adam tavan yiyor yani. Oraya çıkıyor hırsından tavanı sürüyor. Bunca yıldır köpek besliyorum. Daha kulübenin tavanını yiyenini görmedim. Palet yiyenini, su kabını yiyenini gördüm. Hocam zaten şu şeylerden de. Sadece bak bütün şeyleri gez. Sadece demirleri yanık olan bunda. Gördüm hocam. Şeyleri böyle ağzına alıp kemiriyor. Hırstan orayı ısırıyor. Çıkar bana. Şero. Hocam bu da Şervan'ımız. Bu da Şervan'ımız. Bizim emektarlarımızda. Aynen. Hocam mesela imkanı olanlara ben her zaman için kuru mamayı öneriyorum. Evet. Köpek abi işte temiz, vitaminli. Aynen. Bir de hocam. Et verdiğin zaman sadece protein ve birkaç tane vitamin mineral var etin içinde. Ama mamanın içinde hayvanın ömrünü sürdürebileceği her şey var. Yani hayvan mesela benim en deri problemi olan köpeğim Sultan. Bak abi hatta şurasında bak var. Şimdi ora çektiğim için diyeyim. Şöyle çevireyim. En hassas köpeğim bu. Tüyünü görüyoruz. Evet. Şurada parıl parıl yani. Şimdi bunda bakın yattığı yerlerden dolayı bu da. Orada da bazen böyle yıllık alerjisi çıkıyor bu mevsimlerde. Öyle olmasına rağmen en hassas köpeğimiz bu. Kilosundan da belli. Hocam ama maşallah köpeklerimiz hepsi pırıl pırıl, kiloları gayet iyi. Yani bir köpeğin hocam olması gereken en ideal kiloda köpeklerin hepsi. Yani mesela bak hepsine farklı kilolar veriyoruz ve hiçbir zaman hiçbir mama kabı değişmiyor abi. Bu hayvan 3 yıldır aynı mama kabında yemek yiyor mesela. O mama kabı bununkiyle ya da bununkiyle değişmiyor. Evet hocam. Ne olursa olsun az bir salya bile olsa belki bir hastalık varsa ona geçmesin diye. Bir ikincisi mama kabının hepsini mesela hangisi hangisinin olduğunu biliyorum. O düzenle toplayıp o düzenle geri dağıtıyoruz. Yıkanıyor, o düzenle diziliyor ve hepsinin gramajı ayrı. En az gramajda yiyen Şervan. Günlük 500 gram yiyor. Niye? En az yiyen olmasına rağmen en kalın. Evet hocam. Şimdi insanlar bunu merak ediyor. En baştakilerin yarısı kadar veriyorum ama bu onların kalınlık anlamında iki katı. Niye? Daha hareketi az. Artık yağ yakması genç köpeğe göre daha düşük.
O yüzden verdiğimiz buna fazlasıyla yetiyor. Aynen. Onun için de kilosu ortada. Aynen. Ondan çok az, bir 50-100 gram fazla Sultan'a veriyorum. Sultan'ın kilosunu gördün zaten. Evet, buna normal, gel bozu, geç bakayım. Geç, hadi yeter. Yeter, geç. Geç çabuk, hadi. Hocam maşallah bir de köpeklerin hepsi böyle söz dinlemesini bilen. Ya, abi öyle yetiştirdik sevgiyle. Bir aynen. De huyumuzu suyumuzu biliyorlar. Bir de aç bırakmıyoruz şey aynen. Anlamında. Hocam bir de günlük tek öğün besleme yapıyoruz değil tek mi? Tek öğün bizde. Yani o dediğin şeye de sevgiye de şefkate de ya da antrenmana da spora da egzersize de aç bırakmıyoruz ki. Şimdi haftada bir serbest kalan köpeğe geç bakayım içeri deyince geçmez. Bak şimdi Asya gel kızım. Beni var Asya. Gel, Berivan, Asya, gel bakayım. Hocam bunlar da böyle akıllı gelirler mi hemen yerlerine? İşte Berivan biraz, yani sendeki Hatun'un kardeşi biraz dengesiz. Aynen. Gel, Asya. Bu Berivan'ın annesi, Hatun'un aynen. Annesi. Gel. Hocam bence bu gel. Çiftliğin gözlerinden bir tanesi benim için evet, öyle. Berivan, gel kızım yemeğini ye, gel. Maşallah. Asya'm, geç. Geç kızım, aferin tosunu. Gel sen de gel. Bu biraz nazlı girer ama... Berivan, ama hocam zamanla eğitim bırakmadan alışacak. Tabii ki, alışacak. Şimdi yaş, gel, hayır. Berivan! Çabuk! Çabuk çık oradan! Çık! Üst! Burada, burada, yemeğim burada! Gel, gel! Güzel! Berivan, çabuk! Koş yerine! Gel, gel, gel! Gel! Oradan başlayalım, bir şey gel yok, gel! Gel başlayalım! Arkadaşlar, hocam bu şekilde köpeklerini eğiterek onları terbiye ediyor aynı zamanda. Bu deliler kılıcın, hafının yuva kardeşi. Geç bakayım hadi. Hocam sizdeki en deli köpek hangisi sence? En delisi şu an kılıçla Berivan. Ama yani sert anlamında bugün şuraya aslan gelse ya da bir yabani kurt gelse ilk hangi köpeğin kapısını açarsın desen karamın eniklerin annesininkini açarım. Sorgusuz sualsiz bir saniye düşünmeden girecek tek hayvan desen bana banko o. Yaşı biraz daha ilerlediği zaman arkasından kılıç geliyor. Onun yeğeni zaten. Mesela kılıcın annesi çok sert bir hayvan, pes etmeyecek bir hayvan. Ama şeye göre daha ağır başlı, daha akıllı. Asya bir şeye havlıyorsa bil ki bir şey var diyoruz. Ama bunlar hareket eden her canlıya adamlar tuturuyorlar. Ama Asya öyle değil. Gerçekten bir tehlike varsa havlıyor, gerçekten bir tehlike varsa saldırıyor. Ama saldırırsa da Allah korusun elinden alamıyoruz. Bunlar böyle. Hocam ağzınıza sağlık. Ne sağlık abi. Yani videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Eyvallah. Hoşça kalın diyorum. Sağ ol abi, görüşürüz.